Kızının babasını görmeye hakkı yok mu Emine? Bu kadar uğraşmış çocuk. Emekleri boşa mı gidecek? Kendini benim yerime koy. Çocuğun seni buralarda görsün ister misin? Hoşuna gider mi bu? Tabii ki gitmez ama... Bilmiyorum. Bu kadar kararlıysa belki de bir şans vermek lazım. Olmaz dedim Esin, olmaz. Görüş bitmiştir, süre doldu. Sen de düşünme bunları artık. Nalan da bir süre sonra vazgeçer zaten. Bir isteğin var mı? Hayır, sağ ol. Bugün zaten içimde bir sıkıntı vardı. Bak iki gün işe gitmedim ne oldu? Ben şirkette olsam buna cesaret edemezdim. Ederdi baba. Sen boşuna kendini üzme. Yakında senin odana da yerleşirse hiç şaşırmam. Yok artık. Buna cesaret edemez. Şirketi düşünüyor gibi yapıp güvenimizi kazandı. Biz de enayi gibi düştük tuzağına. Hani bu Kemal Bey dürüst adamdı? Filiz öyle demiyor muydu? Bırak Allah aşkına anne. Bozacının şahidi Şıracı. Zaten sadece hisselerin kontrolünü vermiş. Bu geçici bir durum değil mi oğlum? Öyle olmasa da geçici bir durum anne. Kim ona bırakır ki koca şirketin kontrolünü? Selim Bey'i çağırdın mı Erol? Evet, akşam gelecek. Hem Filiz de gelmiş olur. Hep birlikte ne yapacağımızı konuşuruz. Ne olacak şimdi peki? Bu durumu kabul edecekler mi sanıyorsun? Bilmiyorum. Ama bir süre işten uzak durmalı. Sürekli onun sorunlarıyla uğraşmaktan şirketin sorunlarıyla uğraşamaz hale geldik Salih. Yani tek sebep bu mu? Ömer'e karşı özel bir hesabın yok mu? O aileye yaklaşmam nefret duygularıyla oldu, evet. Ama bu durum farklı, bari sen anla abi. Adam sorun çıkarmaktan başka ne yaptı Allah aşkına? Baksana senin başını bile derde soktu. Ekrem onun yüzünden hastanede yatıyor. Nasıl böyle düşünürsün abi? Üstelik herkes böyle düşünüyor, Filiz bile. Sen yine de hazırlıklı ol. Bence Erol Bey bu işe el atacaktır. Bir baba oğluna yapılan bu hareketi kabul edemez. Hele Erol Bey hiç edemez. Belli çok gururlu bir adam. Bunu kesinlikle aile meselesi yapacaktır. Ne yapalım, uğraşacağız artık. Yarın sabah hastanede olacağım. Ekrem'i çıkarıyoruz. Ben de gelirim abi. Neyse, hiç değilse Ekrem bizi fazla üzmedi. Ne demezsin. Üzmedi Salih. Hiç üzmedi. Nasıl? Midesi çok kötü anne. Zeynep ona naneli bir çorba yapıyor. İçince bir şey kalmaz. İyi. Anne, normal mi bunlar? Yani bir süredir de nefes ağırlığından şikayet ediyordu bu kız. Olur bunlar oğlum. Elif yine iyi, bakma sen. Benim aylarca midem bulanmıştı. Bir de senin durumuna üzüldü tabii. Tabii. Hadi sıkma canını. Bir yol bulacağız oğlum. Zeynep, çorba hazır mı? Hazır Andan Hanım. İyi tamam. Sen Elif'e götür. Biz de masaya oturalım artık. Peki tamam. Selim Bey biraz sonra gelir. Tamam anne. Pasta çok lezzetliymiş Sema. Kesene afiyet. Bereket. Nefis. Afiyet olsun. Yarın kim alıyor bakayım tazminatını? Biz gidiyoruz. İyi o zaman, yarınki pastalar sizden. Ay inşallah. Tamam. Sırayla alın da her gün pasta yiyelim bari. Şunu da. Aman şu Elif de erken gidecek, günü buldu ya. Ay ne yapsın kız Müjgan abla? Kocası arayınca koşturdu gitti tabii. Yarın çok güzel içir, merak etme. Herkes şey içiyor mu? İçerler. Nalan sen bilmezsin bunları. Ne güzel kızların var senin Müjgan abla ya. Önce anasına bakacaksınız, sonra da kızlarını alacaksınız. Thank you.
Bakalım mı kız Müjgan abla? Bana ver bakayım kim arıyormuş. Alo. Alo Nalan. Ben annesiyim. Alo, sesiniz gelmiyor. Bana versene anneciğim. Alo, Nalan'la mı görüşüyorum? Evet benim. Sizi babanızla ilgili olarak aramıştım. Kimmiş? Bir arkadaşım anne. Test sorularını almak istiyor. Ha. Dinliyorum. Yarın buluşabilir miyiz? Tamam. Nerede? Çoğunluk hisseleri elinde olduğu için böyle bir yasal hakkı var maalesef. Sadece bu konuda değil, pek çok konuda güçlü olduğunu bilmeniz lazım. Yani Ömer'in kovulması karşısında böyle elimiz kolumuz bağlı oturacağız öyle mi? Yapılabilecek bir şey olsa keşke ama yok. Hay Allah ya, ne kötü bir durum. Sizi de buralara kadar yorduk Selim Bey, teşekkür ederiz. Hiç önemi yok, yararlı olamadım ki. Neyse, buluruz bir çare. Ben de bu konuda düşüneceğim. Belki bir açık buluruz. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler Selim Bey. İnanamıyorum çocuklar. Şu olanlara bakın, kabus gibi. Şeytan diyor ki yarın git oduna. Otur. Çıkarabilirse çıkarsın bakalım. Ortalık daha da gerilir. Aslında en doğrusu gidip benim konuşmam. Baba bunu kaldırabilecek misin? Gitmesen. Olsun. Bu önemli bir konu. Benim gidip konuşmam en iyisi. Ortalığı boş bırakmadığımı görmeli. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.